Günlerdir karayolları işçileri bize mesaj atıyor. Bir mesajı okuyacağım, ismini vermeyelim, çocuğu işten atmasınlar. Şöyle yazmış. Hepinizin bildiği bir konu. Bu kürsü milletin kürsüsü, bu kürsüde milletin sesinin dillendirilmesi lazım diye okuyorum. Konuşmama öyle başlayacağım. Sayın vekilim, karayolları işçileri olarak adalet istiyoruz. Karayollarında 4857 sayılı iş kanunumuza tabi işçi olarak çalışıyorum. Aynı işi aynı statüde yapmamıza rağmen birbirinden farklı ücretler almaktayız. Bu durum başta anayasamız olmak üzere iş kanunumuzda uluslararası sözleşmelere göre insan haklarına aykırıdır. Doğru söylemiş vatandaş. Son yapılan protokol ile yeni bir adaletsizlik yapılmıştır. Öyle ki 16 bin mağdurun yalnızca 4 bin civarında kişi bu mağduriyetten kurtarılıp yaklaşık 12 bin kişi tekrar tekrar adaletsizliğe adeta mahkum edilmiştir. Lütfen, lütfen, lütfen artık bu adaletsizliğe son verin. Yüce Meclis'in takdirine sunuyorum arkadaşlar. Bu kadar Cumhurbaşkanı her bakanlar kurulundan sonra bir müjde veriyor diyor ya arkadaşlar. Nasıl müjdeyse. Bu konuya da bir el atı verelim. Hepimiz o karayolları emekçilerinin yaptığı, temiz tuttuğu, bakım yaptığı yollarda arabalarımızı sürüyoruz. Yazıktır, günahtır. Şimdi gün içindeki bir iki polemik var. Bunlara da cevap vermekte fayda var. Milletvekilimiz Özgür Karabat dedi ki yetim hakkı yeniyor dedi ülkede. Yılmaz Bey kardeşimiz itiraz etti. Şimdi ben tane tane böyle anlatayım bir yetim hakkı. Bir iki örnek anlatacağım. Safir diye bir yer varmış. Ben bilmiyorum da. Bunu Halkbank bunun 146 bağımsız bölümünü satın alıyor. 100 milyon dolar karşılığı 583 milyon TL'ye. Ne var bunda denebilir. Adamın borcu varmış bankaya sözde. Almış. Onu da bilmiyoruz. Güzel. Sonra Halkbank bu 146 bağımsız bölümü aldı ya. Üstüne 101 bağımsız bölümü de başkalarından almış. Etmiş mi 247 bağımsız bölüm. Bu iş ne zaman oldu? 2019. 20, 21, 22, 23 yaklaşık 4 sene geçiyor. Sonra burayı aynı kişiye 905 milyon TL karşılığı yani 48 milyon dolara satıyor. Arkadaş, bunu nereye koyacaksınız? Meclis bunu nasıl seyreder arkadaşlar? Alışkın. Fıtratlarında var. 6 ay önce dedik ki darphane, Akif Hamza Çebi müthiş bir araştırmacı milletvekili örneği sergiledi, bir soru önergesi verdi. Olay şu, darphane bandrol işi bastırıyor, yapılıyor bu sigaralara, rakılara, kimse içmesin tabii ama. Şimdi Tayyip Bey bir kararnameyle bu işi darphaneye veriyor. Darphane 185 milyona bu işi bir firmaya yaptırıyor. Sonra Türkiye Gönüllüleri diye AK Parti'ye gönüllü çalışan bir organizasyonun koordinatörü ne deniyor ki? Ya bu işi sen yap. Benim matbaam yok. Ya boş ver sen al. Alayım. Nasıl alayım? Biz bunu 185 milyona yaptırıyoruz. Sana 400'e verelim. Bak. İyi. Adam almış da işi bilmiyor, matbaası yok. Gitmiş bu işi darphaneye daha önce yapan vatandaşa, firmaya. Demiş sen bu işi yapıyorsun. He. Kaça yapıyorsun? 185'e. Gene yapar mısın? Yaparım tabii, iyi para kazanıyorum demiş. Sen yap. Ama bana ver, ben darphaneye götüreyim. Güzel. 185 milyona yapılan işi 400 milyona yaptırmak ve işi de iş alan da yine eski yapana yaptırıyor 185'e. Aradaki 215 milyonu cukka etmek yetim hakkı değil de nedir ya? Nedir? Başka bir şey. Bir sayın milletvekilimizin de adı geçiyor. Ben kendisinin bu konuda araştırma önergesi verdi. Keşke kabul etseydiniz, sayın milletvekilim de gelip burada kendisini anlatsaydı. Sermaye piyasası kurulu üzerinden küçük yatırımcıların keklendiğini hep söyledik. Kekleme deniyor ona. Kekleme miydi, neydi Erkan? Kekleme. Bu iş Allah dallandı, bir boşanma davası oldu falan.
İş büyüdü. Sayın milletvekilimizin eşi de daha önce bu kurumun başkanı. Kayınbirader, enişte, bilmem ne, iki cumhurbaşkanı danışmanı, orta yerde sayın milletvekilleri. Hepiniz iman sahibi insanlarsınız. Orta yerde bir iddia var. 180 milyon dolar villalarda alınmış paralardan söz ediliyor. Bu meclis bunu araştırmıyorsa bu meclisi maalesef yolsuzluğa, rüşvete, harama, yetim hakkına ortak etmiş sayılırsınız. Meclis bu lekeyle daha fazla yaşayamaz. Bereket 90 gün sonra, 108 gün sonra seçim var. Bütün bunların araştırılacağını bilin. Devletin kör kuruşunun hesabını sormayan bir CHP iktidarı olmaz olsun. Kör kuruşun hesabını soracağız. Şimdi bu kanun, şunu da söyleyeyim, kanunu öyle geçeyim. Bugün mecliste basın toplantısı yaptım saat 1:30'da. Erdoğan Temmuz ayında dedi ki 1 Ekim'de meclis açılınca EYT işine bakacağız dedi. Ben de dedim ki Erdoğan 1 Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 4 ay geçti. EYT'lileri daha fazla oyalama. EYT'lilerin emeklilik analarının ak sütü gibi haklarıdır dedim. Paşa paşa yapacaksın dedim. Bugün söyledim. Saat 1:30'da söyledim. Genel kurul açıldı, burada yerimden de söyledim. Şimdi kızarım ederim. Ama duydum imzayı açmışsınız. İmzayı açmışsınız. Açmadınız mı? Açtınız mı, açmadınız? Güzel. Önce Bay Kemal'e, sonra da Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İnşallah doğru dürüst bir kanun olarak gelir de, herkes rahat bir nefes alır. Staj mağdurlarını da getireceksiniz. Paşa paşa Doğan Bey. Staj tabii olacağız. Hiç merak etme. Bir saatte geçeriz. Bir saatte. Sayın Kubat, sataşmadan söz verelim. Staj mağdurlarını da Sayın Kubat paşa paşa buraya getireceksiniz. Paşa paşa. Paşa paşa. Anayasa Mahkemesi'ni sana soracak halim yok. Şimdi bir konu daha var. Buna da girersek kanuna vakit kalmıyor. Nurettin Nebati Sayın Bakan dedi ki 10 saniye kanunu konuşsan. Nurettin Nebati dedi ki enerji girdi maliyetleri düşüyor. Çok şükür beller böyle, gözler ışıl ışıl. Seneye dedi cari açık düşecek. Ne güzel. Ne güzel. Güzel. Doğru, dediği yalan değil. Dediği yalan değil de şurası sıkıntı ama. Doğalgaz bir yılda, doğalgaz alış fiyatımız bir yılda %40 aşağı düştü. Ucuzladı. Ey vatandaşlarım. Ocak şimdi sıcak gitti. Allah'ın hikmeti de. Şimdi millet patlamıyor. Cuma günü soğuklar geliyor meteorolojiye göre. Allah bilir. Şimdi vatandaşlara buradan sesleniyorum. Bir yıl içinde doğalgaz %40 ucuzladı. Yani Türkiye dışarıdan aldığı doğalgazı bir metre için, örnek veriyorum rakamı, 100 lira ödüyorsa, 100 kuruş ödüyorsa şimdi 60 kuruş ödüyor. 1 lira ödüyorsa bir metresine 60 kuruş ödüyor. 100 lira ödüyorsa 60 lira ödüyor. Güzel. Peki bu vatandaşa niye yansımıyor? Niye yansımıyor? Ne olmuş? 2 yılda doğalgaza %215 zam yapmış bu hükümet kardeşim. Yapmış. Hadi şimdi %40'ını geri çek. Geri çek. 2 yılda elektriğe %131 zam yapmış. Elektriği doğalgazdan üretiyoruz. Doğalgazdan üretiyoruz. %131 Doğan Bey. %131 zam yapmışsın elektriğe. Şimdi %40 düştüyse senin bu doğalgazı da vatandaşın faturasına %40 indirimi yansıtmamanın sebebi nedir? Kur korumalı mevduat sahiplerinin zenginliğini koruyalım. Kur korumalı mevduata 100 milyar geçti şu anda. Para verdiniz hazineden. Ucuzlamış doğalgazı vatandaşın faturasına yansıtmamak hangi kafayla izah edilir? Nasıl bir mantığı var bunun? Yok. Bunun bir mantığı var. Bunun mantığı şu İlhami Bey. Bunun mantığı şu. Ben zengin severim. Fakir ne hali varsa görsün. Ne hali var? Biraz önce söyledim.
asgari ücreti işte demin söyledim 8500 liraya çıktı. 2800 lira olsa daha iyiydi. 2800 liralık asgari ücret 54 kilo et alıyordu. Şimdiki 37 kilo alıyor diye söyledim. Bunlardan gelmeyin. Millet bunları yemez. Şu kanunda evet oyu vereceğiz şunun için. Köylüde, memurda, işçide, vatandaşta ev alma hayalini bile bitirdiniz. Hayal bile edemiyor insanlar ev sahibi olmayı. Şimdi hazineden diyorsunuz ki konut kredisi çekeceklere ilk 3 yıl belli bir kısmını hazineden ben ödeyeceğim. 8 sene sonra vatandaştan geri alacağım ha diyorsunuz. Nalet siper olsun. Yeterli değil. Ama ev sahibi olmak için Allah'a dua eden, çalışan, çabalayan, alın teri döken memurumuz için, çalışanımız, işçimiz, emekçimiz için, vatandaşlarımız için bütün